Borsa konuşacağız. Rekor üstüne rekor kırıyor borsa. Son bir ayda hisse senedi yatırımcı sayısı 706 bin arttı. 8 milyon sınırına dayandı. Halka arzlara yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Üzerine konuşacağız. Haberturk.com finans editörü Rahim Ak. Stüdyomuzda konuğum. Rahim, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk sen. Ve Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da uzaktan konuğumuz. Filiz Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Serap Hanım ve Rahim Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merhaba. Ekim'de rekor kırmıştı. Yine buradan konuşmuştuk. 8.6 milyondu galiba, değil mi borsa yatırımız? Evet, o kadar çıktı. Daha sonra 1 milyon geri verdik. Evet. Daha sonra yeniden aldık. Sanki o tarafa doğru gidiyor gibi şu son birkaç haftaya bakınca. Filiz Hanım, size sorayım, nedir sebebi? Halka arzların mı etkisi var? Bu yükseliş trendini görüp de diğer yatırım araçlarını çok cazip bulmayanlar mı yığıldı borsaya? Nedir bu rekorun sebebi? Tabii Serap Hanım, şöyle söyleyeyim, yani Ocak ayından bu yana, yani şöyle söyleyeyim, ya da yaklaşık son 8 haftalık sürede borsa tarafında çok ciddi bir rally havasını görüyoruz. Hı hı. Evet, geçen hafta bir miktar daha sınırlı, biraz daha yavaş yükseliş olsa da özellikle borsa tarafında 7.200'den 9.400'lere kadar çok ciddi, soluksuz bir yükseliş vardı. Dolayısıyla bu yeni girişlerin en temel sebebi bu. Tabii bu olurken borsa göreli olarak daha güçlü bir alternatif de oldu. Özellikle borsadan söylediğiniz dönemde Ekim ayında çıkışların en önemli sebebi mevduat faizlerindeki güçlenmeydi. Hı hı. Fakat Ocak ayı itibariyle özellikle piyasada bu TL likitte fazlalığıyla birlikte mevduat faizlerinde biz bir gevşeme gördük. Dolayısıyla borsadaki yükselişle birlikte mevduat faizlerinin gerilemesi yine borsayı mevduata göre önemli bir alternatif haline getirdi. Buradan gelen yatırımcı var. Şimdi altın tarafına bakıyoruz. Evet, 2024 yılı altın yılı olacak ama özellikle son dönemde Fed üyelerinin daha şahin konuşması, Mart'tan faiz indiriminin Haziran'a kadar çekilmesi de altın tarafını baskılıyor. Yatayda giden bir altın var. Ne düşen ne de yükselebilen bir altın var. Tabii bu tarafta yine borsanın göreli olarak daha iyi getiri sağlıyor olması yatırımcının yine borsaya yönelmesine sebep oldu. Dolayısıyla son dönemdeki yatırımcı sayısındaki artışın sebebi bu. Tabii şöyle bir parantezle belirtelim Serap Hanım. Yani hisse bazlı ve sektör bazlı ayrışmaların da güçlü olduğu bir taraftayız. Dolayısıyla genel olarak yani 9.400'lere doğru gelse de endeks tarafında 9.400'lü seviyelerin çok altında olan, ciddi kaybettiren hisseler olduğunda söyleyeyim genel olarak baktığımızda. Rahim, sen ne diyorsun? Halka arz kısmını sorayım. Halka arzın, Şubat'taki halka arzların da etkisi olduğu söyleniyor. Şimdi zaten bununla haşır neşir olan insanlar biliyor. Bana göre artışının tamamı halka arz kaynaklı. Ha, onu soracağım. Bir de şimdi zaten haşır neşir olanlar biliyor ama daha hala o aşamaya gelmemiş olanlar için de böyle biraz bilgilendirirsen. Halka arzın getirisi nedir? Neden bu kadar cazip? Bir de bir kişi birkaç kişi için de herkese eşit bir dağıtım ödeme olduğu için çevresindeki herkes de zannediyorum katıyor buna. Onu biraz anlatır mısın? Şimdi yaklaşık 1 milyon böyle bir kitle var. Hı hı. Yani kim bunlar? Çok borsa yatırımcısı diyemeyeceğiz. Ama şöyle bir reel bir gerçek bir durum var. Reel bir durum var. Halka arza giriyorsunuz. O halka arza girdiğiniz kağıt işte bir tavan, iki tavan, üç tavan yapıyor. Ondan sonra oradan çıktığınız zaman işte aşağı yukarı pazar parasını, işte ne bileyim bir giysi alacaksınız, giysi parasını, maaşınızın üzerine kendi o ayı tamamlayabileceğiniz parayı size sağlayabiliyor mu? Sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir kesim var. Giriyor, onu alıyor. Halk arzdan 3, 5, işte 6, 7 kaç giderse artık orada satıyor. Herkes kendi statüsünü belirlemiştir herhalde. Ben 5 diye duyuyorum. 5 tavanda satıyor insanlar diye. Böyle bir kitle oluştu. 1 milyonluk bir kitle. Şimdi bunlar çıktıkları zaman halka arzda amaçlarına ulaşıp çıktıkları zaman halka arzdan sonra bir bakıyoruz yatırım sayısı düşmüş. Diyoruz ki bu insanlar borsadan gidiyorlar. Sonra bakıyoruz yok, öyle bir şey yok, borsadan gitmiyorlar. Ya bu gidenler gelenler hep aynı insanlar mı diyorsun? Hep aynı insanlar. Yani belki şey vardır. Genellikle de çalışanlar, işte dediğim gibi yani ay başını zor getiren insanlar. Bir ara böyle internette çok espriler, parodiler yapıldı. Hani 1000 liralık halka arzdan yararlanıp hani şakayla karışık tabii mesela bir mağaza zinciri ise onu denetlemek, adeta bir patron olmuş, hak sahibi olmuş havasıyla çok şey o dönem yapılmıştı bunlar. Vardı. Yani o zaman 1000-2000 deniyordu. Şimdi ne kadarlık bir para bağlıyor insanlar bu halka arza? Peki bu 1 milyon kişi. 5000-3000 bir ortalama rakam var mı? 50 ortalama bir 2000 kadar, yani 300-400 lira da olan da var. Yani şimdi geçtiğimiz yılki halka arzlara baktığımızda çok fazla talep olduğu için çok böldüler. 200-300-400 liraya böldüler. Ama bu sene böyle 2000-3000 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. 2000-3000 lira bağlamaktan bahsediyorsun, bağlamaktan ya da yatırmaktan bahsediyorsun bu halka. Yani onlar işte 2000-3000 lira neyse, sonunda hani ne kadar getiri sağladı. Diyelim ki 1000 lira kazanç elde ettim buradan, Allah bereket versin, tamam. Bu da iyi kazançtır. 2000-3000 lirayı devam ediyorlar. 2000-3000 lirayı halka arza yatıran kişi ne kadar zamanda 1000 lira aldı ya da alıyor? İşte şeye bağlı, hani kaç tavan yaptı ona bağlı. Yani aralık olarak hiç, benim mesela hiç fikrim yok bununla ilgili. O yüzden soruyorum gerçekten. Yani diyelim ki 5 tavan yaptı değil mi? %10-10 yükseldi. %50 yükseldi. İşte 1500 lira elde ettiniz yani kaç günde? 10 günde. Yani ya da 5 gün arka arkaya yaptı. Anladım. Yani ki, öyle birkaç aylık değil bunlar. 10 günde, 15 günde, bir ayda. Tabii tabii öyle. Bir ay. %30'unu alıyorsun mesela. En fazla tabii. Bunların, ben uzun vadeli yatırımcıyım diyeni bir aylık yatırımcı zaten. Öyle bir yatırımcı kitlesi oluştu. Yani azımsamıyoruz, küçümsemiyoruz. Bir real durum var, gerçek durum var. Onu değerlendiriyorlar. Ama orada yatırımcı sayılarında gidiş geliş oluyor. Onlar tabii bizi biraz bazen endişelendiriyor. Ne oluyor, insanlar borsadan çıkıyor mu? Ne oluyor, insanlar borsaya akın mı ediyor şeklinde. Ha, bir ara tabii akın, yani yatırımcı sayısı ama çok yüksek ama aslında meblağ olarak baktığımızda öyle değil. Çünkü küçük yatırımlar bunlar. Çoğunluğu öyle. Büyük olan da var Serap. Yani şöyle, şimdi 8 milyonluk bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Öncesinden düşünürsek 1 milyon yatırımcı vardı, 300-400 bin aktif yatırımcı vardı. Hadi diyelim 600 bin olsun. Şimdi 8 milyon yatırımcıdan bahsediyoruz. Bunun da nereden bakarsak bakalım 4 milyonu bir yatırımcı, 4 milyona yatırımcı diyebiliriz. Bu nedenle zaten biz geçmiş ezberlerimizi de çok bozacak bu durum bizim. Yani borsanın hareketlerinde de bozuyor, hala bozuyor zaten. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Çünkü 4 milyon, ekstra 3 milyon yatırımcı var burada. Öyle ya da böyle ya. Bu küçük yatırımcılar, ben işte böyle 1000 lira, 2000 lira falan yatırımcılar çıkıyorum. Onun dışında bir gerçekten büyük meblağlı yatırım yapanlar da var. Onun yanında işte bahsediyor 10 bin, 15 bin, 50 bin, 100 bin, onlar da az para değil tabii yani. Yatırımcı sayısıyla çarptığınızda bayağı meblağ yapıyor. Yani geçmişte hiç olmadığı kadar insanlar borsayla haşır neşir özetle ve bütün bu yatırım araçlarıyla kıyaslayarak bu tercihi yapıyorlar. Peki Filiz Hanım, hani bir 2023 değerlendirmesi yaptık daha önce, sizle de konuştuk. İşte borsa bir yılda getiriler arasında altınla başa baş ya da altın hemen ardında, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir yıl için baktığımızda 2024 hep böyle parlak mı gidecek borsa için? Yani 9400'ler, işte 9370'lerdeydi az önce ekranda yanlış hatırlamıyorsam. Yukarı yönlü bir beklenti mi var? Yani kazandırmaya devam eder mi? Şöyle söyleyeyim, evet Serap Hanım, yani biz bu sene içerisinde 3 konjonktür bekliyoruz borsada. İlki seçime kadar olan dönem, sonra seçimle yaz aylarına kadar olan dönem. Sonrasında da her ne kadar Türkiye'de faiz indirimi olmasa da özellikle yaz aylarında yabancının gelmesiyle birlikte, büyük ülkelerde faiz indirimi süreciyle birlikte ve faiz indirimleri gelecek beklentisinin fiyatlanmaya başladı yaz aylarından sonraki dönem. Şimdi biz seçime kadar olan dönemde şunu bekliyoruz. Yani dönem dönem kar realizasyonları olsa bile 9700'lü seviyelere kadar borsanın gidebileceğini düşünüyoruz. Tabii piyasada farklı görüşler de var Serap Hanım. Özellikle 10.000'in üstüne bile seçim öncesi dönemde gidebilecek ne düşünen bir takım beklentiler de var. Seçim öncesinde, şu bir ay içinde yani 10.000'e. Evet Serap Hanım, böyle düşünenler de var. Fakat hani biz bunun bir miktar hani aşırı olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim formasyon hedefimizde 9700 seviyeleri görme ihtimalimiz mümkün olabilir. Mesela bugün ve yarın çok kritik Serap Hanım. 9400'ü biz geçen hafta 4 kez denedik, kıramadık. Bugün yine 9449'u denedik, kıramadık. Eğer yarın da 9400'ü tutunamazsak bir satış gelme ihtimali olabilir. Fakat satış gelse de biz açıkçası 9100-9000'lere kadar geri çekimi olsa da yeniden bunun alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla seçime kadar ara ara düzeltmeyle birlikte yukarı yön devam eder. Seçimle yaz aylarında bir durgunluk olur borsada. Çünkü sıkılaştırma etkileri çok daha hissedilecek. Ekonomik büyüme yavaşlaması ikinci çeyrekte daha da hissedilecek. Bununla birlikte borsa tarafında bir patinaj, bir durgunluk hareketini görme ihtimalimiz çok güçlü. O zaman burada bir araya gireyim kısacık lütfen. Tahmini Rahim'e de sorayım. O ne bekliyor acaba? Yani seçim öncesi sen de 10.000'leri görebileceğini düşünüyor musun? Şimdi bir trend var. Yani görüldüğü kadarıyla yabancı girdiği zaman haftalık %4 artıyor borsa. Yabancı girmediği zaman %2 artıyor. Bu geçtiğimiz haftalarda böyle oldu. Yabancının çıktığı hafta Mart'ta bile %2 arttı oldu. Yani bu ne demek? Hem yabancının ilgisi var hem yerlinin ilgisi var. Beklenti şu, en büyük beklentimiz şu. Seçimden sonra yabancı yatırımcı gelecek. Neden seçimden sonra gelecek? Yine herkesin beklentisi şu, piyasada olanı söylüyorum. İşte dolar bir miktar daha serbest bırakılacak ve işte 35'in üstüne atacak. Dolayısıyla yabancı yatırımcı oradan daha dolarını daha yüksekten bozduracağı için oradan girecek borsaya ve borsada seçimden sonra bir ralli olacak beklentisi var. En temel beklentimiz bu. Ama Filiz Hanım iki şeye dikkat çekti. O da ben de yine altını çizeyim. Bir, mevduat. Mevduat oranları mesela Ocak ayında borsa yükseldi, Şubat'ın ortasına kadar hatta. Çünkü mevduat oranlarını bankalar %33'lere kadar çekmişlerdi. Şu anda %50'ye tekrar geldi. Orada Merkez Bankası müdahaleleriyle %50'ye kadar geldi yeniden. Ve mevduat borsa için borsayı aşağı çeken bir unsur. O var bir taraftan. Bir taraftan da Filiz Hanım'ın dediği gibi seçim sonrası beklenen büyümedeki yavaşlama. Şirketleri ne kadar çok etkileyecek? Yani terazinin iki ucunda iki ana şey var. Peki ilk soruya gelirsek İstanbul, yani seçim öncesi 10.000 olasılığını güçlü görüyor musun? 9.700 vesaire. Ona ilişkin bir tahmin söylemek ister misin? Ben hani bütün raporlardan, yani kendi tahminim var. Raporlar şunu söylüyor. Özellikle enflasyon muhasebesinde katarak yapılan raporlar 8.000 civarında şu anda fiyat kazanç oranı borsanın. 10.000 tarihi ortalaması, yani ne demek bu? Bir %20'lik bir yükseliş daha yapabilir. Bunu raporlar söylüyor. Yani rakamlar bunu söylüyor. Olur mu? Çok büyük ihtimalle olur. Çünkü herkesin beklentisi özellikle. Bugünün %20 sonrası, üzerine diyorsun. Bugünün üzerine %20 koyabilir diyorsun. Koyabilir. Rakamlar onu söylüyor. Yani tarihi ortalamalara gelebilmeleri için. Ben kişisel olarak şunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı da gelirse ve bu biraz önce söyledim, ezberlerimiz bozulacak yatırımcı sayısı nedeniyle. Hem yabancı yatırımcı hem yerli yatırımcı sayısının daha fazla olması bana kalırsa çıtayı daha yukarı taşıyacak. O zaman 9 milyonu geçecek gibi mi, yani 9 milyona varacak gibi mi yani toplam yatırımcı sayısı? Tabii yani Ekim'de neredeyse işte 8-600 falandı. Ben yani mevcut yatırımcı haliyle kalsa bile çünkü yani geçtiğimiz dönemlerde 1 milyon yatırımcının burada yatırımı vardı. Ve 1 milyon yatırımcıyla ya da 600-700 bin yatırımcıyla burası dönüyordu. Mevcut yatırımcıların ekstra yatırımlarını artırmaları şeklinde bile olsa yine ben bu borsanın yukarı taşınacağını düşünüyorum. Diğer riskler tabii. Yani diğer riskleri görmezden gelirsek. Onu her zaman söyleyelim. Her zaman yani hem dış dünya hem içeride vesaire bunlar var. Filiz Hanım'a ben şunu sorayım. Altın ve doları da kısacık soracağım. Onun öncesinde seçim sonrasına ilişkin beklentilerde bir Türkiye'nin kredi notu artırılır mı? Mayıs'ta zannediyorum değil mi? Standard & Poor's'un mu var değerlendirmesi? Yani yaz öncesi bir kredi notu artırımı siz bekliyor musunuz? Bu nasıl etkiler? Yani yabancı yatırımcı diyoruz ya, yabancı yatırımcı gelebilir. Neye göre gelebilir? Yani büyük bir yabancı yatırımcı girişi bekliyor musunuz borsaya? Tabii Serap Hanım, yani son sorudan başlayayım. Evet, ben de bir yabancı girişi olacağı kanaatindeyim. Fakat özellikle bu gelişmiş ülkelerin faiz indirimlerini Haziran'a kaydırmalarıyla birlikte biz seçimden hemen sonra gelebilecek o güçlü yabancı girişinin artık Haziran'dan sonra gelmesini bekleriz. Elbette ki seçimden sonra yakın vadeye göre bir güçlü giriş olur ama asıl güçlü girişi ben faiz indirimlerinin başladığı sürede, yani yılın ikinci yarısında beklediğimi söyleyeyim. İlk olarak tahvil piyasasına gelecekler. Bununla birlikte hisse senedi tarafına da gelecekleri kanaatindeyim. Bu açıdan iyi bir giriş olur. Şimdi dediğiniz gibi kredi derecelenme kuruluşlarında da ilk değerlendirmelerinde ben bir ya da hatta iki kademe birden yukarı yönlü revizyonlar geleceği kanaatindeyim. Çünkü bunun sinyallerini gördük. Kredi notlarında bir revizyon oldu. Dolayısıyla da atılan adımlar Merkez Bankası kanadında da olması gerektiği gibi gittiği için ben bir ya da iki kademe yükseltim bekliyorum sene ortasına doğru. Diğer soruya geldiğimde şimdi altın tarafı. Şimdi altında bir süre daha baskıyı beklerim ben Serap Hanım. Yani ons altın tarafında, yani çok rahatsız edici veri gelse 2000'in altına sarksa bile 1984'leri gördü geçtiğimiz haftalarda ama 2000'in üzerinde tutunuyor. Çünkü jeopolitik riskler var. Bunun yanı sıra 2024 yılı seçim yılı, belirsizlikler var ve merkez bankaları çok güçlü fiziki altın alımında bulunuyor rezervler için. Bu gibi etkilerle 2000 üzerinde tutunuyor. Fakat 2070 kritik direnç. Oranın üzerinde tutunacak bir altını beklemem. Ne zaman beklerim? Faiz indirimlerinin yaklaştığı dönem olan ikinci çeyreğin ortasından itibaren. Dünyadaki, yani Fed'i kastediyorsunuz, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nı kastediyorsunuz faiz indirimiyle. Evet Serap Hanım, aynen öyle. Dolayısıyla ikinci çeyreğin ortası gibi yükseliş hareketi başlar ama yılın ikinci yarısında ons altın tarafında biz güçlü yükselişleri görürüz. Benim formasyon hedefim ons altın tarafında 2360'lı seviyelerin görülebileceği kanaatinde. Gram altın tarafına baktığımızda, gram altın tarafında da şimdi evet yani aylık 2-2,5 dolar TL'den bir destek alıyor. Şunu hemen söyleyeyim, seçim sonrası sürede ben güçlü bir devalüasyon beklemiyorum TL'de. Yani dolarda çok güçlü bir hareket beklentisi içinde değilim. Hele ki geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika metnine TL'de reel değerlenme devalüasyon için benim en önemli unsurum da deyince, resmi bir dille de bu ifade edilince ben açıkçası seçim sonrası sürede güçlü bir artış beklemediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla gram altın tarafında her ay dolar TL'den 2-2,5'luk bir değer artışı olur. Tıpkı ons altının tarihi zirveleri gördüğü dönemde gram altın tarafında da tarihi zirveleri görürüz. Yazın tabii düğün sezonu açılacak. 2500-2700 seviyeleri yaz aylarında, sene sonuna doğru da gram altın tarafında 3000 seviyelere doğru bir yükseliş görme ihtimali yüksek olur diye düşünüyorum ben. 3000'ler. Ben de böyle bir rakam soracaktım, siz cevabı verdiniz. Sence de yani yazın 2,5-2700 gram altın yıl sonunda 3000'i bulur mu? Ya ons altında Filiz Hanım söylediği gibi ben de yani ötelendiğini düşünüyorum. Yani eğer faiz indirimleri hemen başlanmış olsaydı altında beklenti çok daha yüksekti. Bunun ötelendiğini düşünüyorum. Diğer taraf işte gram altın dolar TL'ye bağlı. Dolar TL'de de Filiz Hanım da çok fazla bekliyorum. Ben de biraz önce seçimden sonra dolar yükselecek derken çok yüksek oranlar ifade edenler var. Öyle bir beklenti yok. Yani şöyle bekleniyor. 35'in üstü gibi falan bekleniyor. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi ama şöyle bir şey var. 35'in üstü yaza kadar mesela öyle bir vaat edebiliyorsun. Seçim sonrası, hemen seçim sonrası. Hemen seçim sonrası öyle bir beklenti var. Yani 35'in üstü olur. Zaten hani orta vadeli plana bakıldığında da orada aşağı yukarı 42'ydi. Evet. Oraya doğru hani gidebilmesi için yılın ortalarında da öyle olması gerekiyor gibi düşünebiliriz. Sadece şunu söyleyeceğim. Dolar TL'de yani altının da gram altının yükselmesi için doların değer kazanması gerekiyor TL karşısında. Dolar TL'de bugünlerde şöyle bir şey var. Buradan hani yeni bir haber, yeni haber vermiş oldum. Özellikle Rusya'ya ödemelerde bu SWIFT kanallarında sıkıntı yaşanıyor. Ve Türk ithalatçıları da Rusya'ya ödeme yapmaları gerektiğinde gidip direkt Kapalı Çarşı'dan fiziki olarak dolar alıp onu bir şekilde gönderiyorlar. Nasıl gönderiyorlar bilmiyorum. Ama bu talep, bu Rusya'ya olan ticaretteki talep bugünlerde görüyoruz zaten. Daha önce çok daha sınırlıydı dolar TL'deki artış. Şu anda biraz daha artmış durumda. Onun etkisi var. O etki biraz daha kendini gösterirse biraz daha seçimden önceye kalmayabilir o söylediğimiz rakamlar diye yorumlayan uzmanlar var. Onları aktarmış oldum. Peki Rahim Ak, çok teşekkürler. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, sağ olun katkınız için çok teşekkürler.